hazırlanan 1389 sayfalık bir iddianame var. Kan donduran detaylar var onların içerisinde. Hepsini değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz hukukçu Ertunç Özünle birlikteyiz. Ertunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. Çok dramatik bir süreç. Özellikle son dönemde biz bu kamuya mal olan davaları takip etmek durumundayız. Narin bunların belki en evet. net örneklerinden bir tanesiydi. Bu davayın bir tablo. Çünkü hayatını kaybeden en az 10 bebek olduğunu biz biliyoruz. Onların çeşitli nedenlerden, ihmallerden dolayı belki de kasten bazı durumlarda öldürüldüğünü biliyoruz ve bu dava süreci başladı. Bugün ben beklentilerin dışında diyorum ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu saate kadar bakın saat 16.10. Bu duruşmanın 10'da başlaması öngörülüyordu evet. fakat öyle olmadı. Niye? Ya şöyle bir durum var. Şu an dosyamızda 47 tane sanıktan bahsediyoruz ve 1400 sayfalık bir iddianame var. Yani aslında bir hukukçu olarak işlerin olağan gittiğini söyleyebilirim. Hı. Çünkü 47 tane sanığımızın kimlik tespiti yapılacak. Hı hı. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunması var. Genelde dosyalarda biz bunu okundu diye görürüz. 1400 sayfa okunmaz. Çünkü iddianame Doğru. daha önceden sanıklara, sanık vekillerine zaten bir şekilde tebliğ edildiği için ama usulü olarak okunduğunun belirtilmesi gerekir. Şu an herkesin kimlik tespitleri yapılıyor. Bu aşamada uzun sürüyor biraz çünkü katılma talepleri de var. Biliyorsunuz çok S var. STK'lar katılmak istiyor, siyasi partiler katılmak istiyor. Yine mağdur aileler var katılmak isteyen bu talepler değerlendiriliyor aslında hukuki olarak sürecin e, olağan, olağan işlediğini söyleyebiliriz ama bizim tabi biz tabi hemen böyle ifadeler alınmaya yani, başlanacak gibi bekliyoruz vicdani ya. olarak çok toplum olarak etkilendiğimiz bir şeyin artık bir an önce sonuca kavuşmasını istiyoruz. E Şimdi ama bunun 5 güne yayılması da aslında böyle olacağı düşünüldüğü için şimdi belki bu akşam mahkeme başkanının takdirinde gece 12'ye kadar sürecektir. Önce yarın, 21'den de ama dediğiniz gibi uzatılabilir. Mahkeme başkanının takdirinde yarın sabah tekrardan başlayacak. Cumaya kadar bitmezse cumartesi de olabilir. Yani hmm. ilk celse tüm sanıkların ve sanık müdafilerin de akabinde dinlenmesi olarak geçecektir diye düşünüyorum. İkinci celseye artık sanık dinlenimleri veya tanık dinlenimi bitmiş şekilde geçeceğiz. Yani olağan bir süreç işliyor şu an. Süreci takip ediyoruz. Ee, hukukçu arkadaşlarımız da hepsi takip ediyor. Anladığım kadarıyla ifadelere daha başlanmadı. Doğru. Bir ara verildi. E, biliyorsunuz e, normal bir duruşma salonunda değil de e, bir konferans salonunda katılım çok olduğu için halktan herkesin bu dosyayı merak ettiği için e, aleniyet ilkesi var. Yani halkımız bu dosyayı görmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Herkesin temsilcisi oraya gittiği için e, biraz yani beklentimize göre daha yavaş gidebilir ama bu 5 gün sonunda tüm ifadeler dinlenecektir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi o örgüt şemasına bir bakalım. Arkadaşlarım hazırladıysa onu örgüt şemasını bir görelim. Sonrasında tabii yeni yazışmalar, yeni konuşmalar evet. var ortaya çıkan. Lider Fırat Sarı bugün 400 bin lira e, aylık gelirinin olduğunu ifade etmiş. O da çok gündem oldu. Örgüt yöneticileri Doktor İlker Gönen, Mert Özdemir, örgüt üyeleri Renas Kılıç, Hakan Taşçı, Fehmi Alperen, Serdar Yüksel, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz. E, 3, 6, 8, 9 kişilik bir şema söz konusu. Bu asıl yönetici şeması diye Doğru, geçiyor. Doğru yoksa altında birçok bağladıkları kişiden bahsediyoruz. Insanlar, Hastanenin sahipleri ve hastane müdürleri, başhekimler de aslında bazıları tutuksuz olarak dosyada yer alıyor. E burada Fırat Sarı'nın liderliğinde yine Doktor İlker Gönen'in de liderliğinde beraber yönettikleri bir örgüt. Ve bu Gıyasettin Mert Özdemir de ambulans şoförü. Hı hı. Ambulansları organize eden kişi. Yine örgüt üyeleri Renan Kılıç ve Serdar Yüksel de 112'de çalışan insanlar. Bunlar da 112'ye gelen ihbarları doktorlar tarafından yani yeni doğan yoğun bakımına gitmesi gereken, yeni doğmuş bebeklerimizi, küvezde doğması gereken prematüre doğmuş bebekleri kendi anlaşmalı hastanelerine yönlendiren kişiler. Doğru. Bu şemada şu an gördüğümüz 9 kişi en ağır cezalarla cezalandırılacak kişiler iddianameye göre. Peki. Şu gene WhatsApp görüşmeleri var. Onları bir getirelim ekrana çünkü orada da herhalde çok çarpıcı ifadeler var. Burada ne diyor? Şimdi eski dosyalardaki yüksek basamakları tespit etmeye çalışıyorlar. Okuduklarına ok yaz sileyim. Herhalde orada bilgiyi de tekrar silmeyi amaçlamış. Evet. Eline sağlık abi. Avcılar, Anadolu avcılar gibi diğer hastanelerde gidilmiş diyor. Geçelim. bir hastaneyi boşalttırması gerektiğini, onları başka yere alması gerektiğini söylüyor. Yani bu denetimi artık fark ettiklerinin denetime karşı bir savunma mekanizması. Bu denetimden nasıl e, bir zarar almadan kurtuluruzun konuşmalarını görüyoruz. Hatta silmek de delilleri karartmak bu şekilde buradan aklanmak için verdikleri çabalar. Bir tane daha var herhalde. Şehmuz abiyle konuştum. O da denetiminin... O da denetimin sadece sana ait olan hastanelere geldiğini zannediyormuş. Keyfi yoktu. Ben devamı var herhalde başka hastanelere de denetlemeye gidildiğini söyledi. Burada tutanaklar gönderilmiş. Denetim sonucu ortaya çıkan yani şeyler Yani ke kendi aralarında demişler ki sadece bize mi yapılıyor bu? Aslında genel bir şey mi? Kendilerine olduklarını düşündükleri için keyfi yoktur. Ya. Aslında bir şüphelenmeye başlamışlar. Ondan sonra da... Mesela bu. Ben savcılarla işbirliği yaptım ya diyor. Oğlum ben savcılarla birlikte işbirliği yaptım ya. Ne zaman? Cuma günü beni ifadeye çağırdılar. Gittim. İki tane adam. Kahve mahve veriyorlar zorla, küfür de etmiş orada. Su veriyorlar. Ne için gittin? Her dakika bir şey geliyor. Sonra konuyu açtılar. Adım geçmiş davada polislerin takıldığı birkaç nokta. Var mı bunun devamı? Birkaç nokta olmuş. Onları sordular. Ben de şart koştum. Neymiş? Kaya bebeğin ölümü, şüpheli ölümü. Ee demiş. Ben bildiklerimi anlatırım. Gizli alacak dedim. Dosyada adımı istemiyorum dedim. Kayıt dışı anlattım her şeyi. Kayıtlı şekilde hastaneyi suçladım bebeğin ölümünde. Zaten öyle oldu ve telefon kayıtları çıktı. Şikayet olayını anlattılar bana. Neler neler. İki saat konuştuk adamlarla. Benden sonra görüşmesi vardı. Bir adam il dışından gelmişti. Ben girdim ondan önce diyor. Adamı evine gönderdiler. Başka zaman gel deyip. Burada da şunu... Bir itirafçı var. İtirafçı. Musun? Evet aslında bu örgütlü suçlar da genel olarak suçtan kurtulmak için itiraf edip yani burada etkin pişmanlıktan indirim alıp veya... Ama burada mı itirafçı başka bir arkadaşına itirafçı olduğunu da söylüyor. Söylüyor. Yani böyle bir olay var haberin olsun. Hani sen de ona göre gardını al demek istiyor aslında. Yani hmm. orada bir itirafçı olmuş ve tek itiraf sebebi aslında bunların olmadığı değil. Bunlar olurken kendisinin burada suçsuz olduğu. Yani dosyayı kendisinin dahil edilmemesi, suçtan kurtulması bu sebeple gerçeği anlatacaklarını söylemiş. E bu şekilde savcıyı yönlendiren kişiler bunlar da büyük ihtimal şu an zaten sanık olarak yargılanıyorlardır. Peki böyle olur mu? Yani şimdi ben o suça dahlim var, geldim itirafçıyım tamamen aklanır mıyım? Şu, yani? Tamamen tabii ki de aklanamazsınız. Tanık, gizli tanık ve dediğimiz gibi sanıkların itirafçı olma durumu tabii ki de karşılaştığımız durumlar ceza davalarında. Hı hı. Belli bir derecede olayın aydınlatılmasına etkisi var ise yani herkesin bildiği bir şeyde bakın ben bunu tanıktım böyle oldu demesi bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Ama buradaki savcılara soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasındaki mahkeme heyetine yol gösteren ifadelerle işte bunlar böyle oldu açıkça şurada şu vardır şu belgeyle kanıtlanmıştır derse eğer alacağı cezada 1 bölü 3'e kadar indirim alma durumu var. Bu ne demek oluyor? 10 yıl hapis cezası almayacak da 7 sene hapis cezası alacak. Yani böyle indirimler olabiliyor tabii ki de. Çünkü burada yargılamaya yardım ettiği düşüncesiyle mahkeme ona bir indirim takdir ediyor. Peki. Peki biz ne bekliyoruz bu 5 günlük süreçte ortaya nihai bir sonuç çıkmayacak bir ara karar verilecek Şimdi bu zaten ama nasıl ilk bir tablo celsi, oluşacak? İlk celsede az önce de belirttiğim gibi sanıkların ifadeleri alınacak, sanıklardan sonra sanık vekilleri beyanlarda bulunacaktır, mağdur aileler, mağdur aile avukatları, müştekiler bunların ifadeleri alınacak, mahkeme başkanı çapraz sorgular yapacak, savcı eğer eklemek istediği bir şey varsa onları söyleyecek, yine... Sanık vekilleri tevsi tahkikat talepleri varsa bunları mahkemeye sunacaktır. Ne demek tevsi tahkikat? Yani geliştirilmesi, kovuşturmanı. Yani ellerinde başka bir delil, başka bir tanık varsa kendilerine aklama yönünde bunları sunacaklardır ama mahkeme başkanının da bu takdir buna kabul veya ret vermek. Belki dosyayı uzatmak için hiç alakasız deliller de sunabilirler. Burada mahkeme başkanı tecrübeli bir heyet zaten kendisi Bakırköy'de. Ama ben bu işin çok uzayacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle mi? Yani şimdi bu celse bunları dinledikten sonra bir celse daha belki tevsi takatlar değerlendirilip Üçüncü celsede belki kararı görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tüm kamuoyunun takip ettiği bir dava. Doğru. E celseler arası da 35-40 gün arası bir süre olduğunu düşünürsek Ocak-Şubat'ta biz bu kararı göreceğizdir diye düşünüyorum açıkçası. O da çarpıcı. Peki ne bekliyoruz? E şimdi burada suçlamalardan bahsedersek çete lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen için kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesinden 10 kez cezalandırılması istenmiş. Yine nitelikli dolandırıcılıktan 11 kez cezalandırılma istenmiş. Resmi evrak sahteciliğinden cezalandırılma istenmiş ve örgüt kurma ve yönetmeden cezalandırılma istenmiş. Bunların hepsi aslında 1400 sayfa olması iddianamenin, savcının burada ne kadar titizlikle çalıştığını bize gösteriyor. Yani her suçun 197 tane suç hareketi var burada. Yani 197 tane fiil, eylem burada suç olarak nitelendiriliyor iddianamede. Hepsi de aslında delillerle iddianamede birazcık e, nitelendirilmiş diye söyleyebiliriz. Burada bu kişilerin süreli hapis cezası almasından bahsediyoruz. Ama benim bir avukat ve hukukçu kimliğim dışında bir insani kimliğim tamam. olarak... Bu kişilerin süreli hapis cezası değil de bu yargılama aşamasında suç vasfının değişmesiyle yani ihmali davranışlı ölümden değil kasten öldürmeye suçundan hatta canavar reislerde kasten öldürme Oo. suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını benim yani bu şekilde ölümleri geri getiremeyiz ama Mevcut düşünce... durum bu talebi şu an mevcut durumda ağırlaştırılmış mı? müebbet hapis cezası yok. Süreli hapis cezası Hayır, var. böyle bir talepte bulunulabilir mi? Şimdi dosyaya yeni yazışmalar giriyor. Az önce de gördük. Geçen hafta da e, ben söylemekte zorlanıyorum ama nefesini kestim. Ya bakın şimdi tarzı. mesela yazışmaları da konuşalım. Bu geçmiş yazışmalardan bir tanesi ama e, bebek pisliğin teki çıktı İlker Baba demiş. Mesela bu geçen hafta çıktı aslında. Doğru. Yeni. Entübe edelim. Hocam buna susturucu başlayalım. Deli gibi aynı. Ok. Hocam özel bebeğe az dormikum bir uyuşturucu koklattım. E deli gibi ağlıyordu. Kestim nefesini haberiniz olsun. Çok rahat. Şimdi mesela savcı burada ne diyor? İhmali davranış. Ama burada artık icrai bir hareket görüyoruz. Doğru. Yani, yani ben... burada tedaviye yönelik bir eylem yok. Yok. Burada ben bir hareket yapıyorum ve o hareketi ben kendi isteğimle yapıyorum. İcrai bir hareket yapıyorum. Yani ilaç gereken birine ilaç vermemezlik yapmıyorum. Doğru. Ben ölmesine sebebiyet veriyorum bu bebeğin ve nefesini kestim diyerek kendi e, saikle hareket ettiğini görüyoruz. Yani burada mesela bu yeni girdi dosyaya. Geçen hafta girdi. Soruşturmadan sonra girdi. Doğru. Burada ne olabilir? Mahkeme başkanı iddianameyle ve e, iddianamedeki suçlarla bağlı ama id, karar verirken iddia makamının veya savunma makamının söyledikleriyle de bağlı değil. Yani suçun vasfı değiştirip ek savunma ve ek iddianame düzenlenmesini isteyebilir. Bunu ihmali davranıştan kasten öldürmeye çevirebilir. Bakın konuşmalar çok böyle yani insanın vicdanını yani yaralayan insanlık dışı diyebiliriz. cümlelerimi de böyle evet. dikkatle seçmeye çalışıyorum 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha yine sinkaflı ifadeler var ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın yani bu konuşma yani bir bebek tarzı için bu gebermeye konuşma yakın tarzı... diye bir ifade kullanıyor doktor ne diyor peki doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada devam var mı bunun tipisi çıkmış çocuğun yine küfür etmiş. O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ona. Bilmem yani ne yapayım çocuğu demiş. ya diye de bir ifade. Akıl alır gibi değil. Devlet bunların o sözleşmeyi görse bu hasta kaçırma, pazarlamaya giriyor. Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın? Ya yani bu da bambaşka bu bir bambaşka iş. Bambaşka bir iş. Çünkü SGK'ya yoğun bakım ünitesindeki hastalara lazım olacak ilaçları istiyorlar. Bunları el altından başka yere satıyorlar. Tarihi geçmiş ilaçları Hırda, çocuklara bebekler kullanıyorlar. üstünde kullanıyorlar. İnanılır gibi İnanılır değil. İnanılır gibi değil gerçekten ama bu konuşmak. Bakın o kadar hepsi... çok ölen bebek de var ki bir hemşire daha ya bir bebek ölmüştü e, saatlerde yanlışlık vardı ben düzelttim ama şeye hesaba katmamışım ölüm demiş. Doktor muhasebe beni aradı. Yunaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş. Şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın. Yunaç, Yunaç diye, kayda, diye girin. kayda girin. Yani aslında... E, raporlar farklı bebeğe ait. Farklı bebeğin ölüm raporu farklı bebeğe yazılıyor. Yani bir bu... tane daha var. Mehtap, eks olan yani hayatını kaybeden bir bebeğin var senin. Değişik isimli yine küfür etmiş. Onu sana atacağım düzenleyebilir misin? Kötüleştireceğim sadece. E, hemşire, 3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş? İnsan gibi yapsın. Kötüleştireceğim sadece diyor. Yani ne demek o? Aslında onu yoğun bakıma e, bırakacağım. Yoğun bakımda bakılması ben yapacağım diyor. Yoğun bakıma tabi olacak ya bir çocuk para değil. Para kazanacağım diye para çocuğu, kötü bir, hale çocuğu kötü bir hale sokuyor. Çocuğun değerleriyle oynuyorlar ve o da hasta şey sağlıklı diyor. birini üç oraya alıyorlar. 3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken yani 3 gün yaşamış hayatını kaybetmiş 3 günde orada yoğun bakımda, bakımda ölü halde bırak bırakmışlar Yani Yani e, cenazesine bile saygı duymamışlar bebeğin. 3 gün boyunca orada Ölü bir bebeği 3 gün daha yaşıyor gösterip sadece o günlük ücreti almak için bunu bile yapmış bir çededen bahsediyoruz açıkçası. İşte bu noktada ben süreli hapis cezası değil de ağırlaştırılmış hapis müebbet hapis cezası almalarını... Yeni bilgilerle mümkün mü? Tabii ki mümkün. Şimdi burada az önce de bahsettik. Burada ne diyoruz? Savcı ihmali davranıştan bahsediyor. Ama ben bunlarda artık icraî davranış. Yani bunların kasti bir davranışından bahsedebiliriz. E burada şu noktaya şu farkı söylemek istiyorum. Süreli hapis cezası diyoruz ki 589 yılla yargı. Bu arada diyorlar. içeriden bilgiler de geliyor. Tabii. E, Ertuğrul Bey sanık avukatları yargısız infaz yapılıyor. Müvekkillerimiz psikolojik olarak işkence görüyor. Bu iddialarda bulunmuş. Tıpkı Narinde de biz bu benzer durumu görmüştük. Hemen e işi işkence görüyoruza çevirmeye Çünkü başladılar daha şimdiden. Bir şekilde bu bir savunma mekanizması. Ya biz hukukçular bunu iyi biliriz ya susma hakkını kullanırlar ya inkar politikasına girip işkenceden zor durumda bu ifadeleri verdiklerinden veya dediğimiz gibi itirafçı olup aslında suçla hiç alakaları olmadığı, suçları diğer sanıkların işlediğinden bahisle böyle bir savunma mekanizmasını bu şahıslar kullanır. E yani burada sanık vekillerinde tabii o kişilerin vekilliğini kabul ettikleri için görevlerini bu şekilde yapacaklardır. Yani böyle düşünüyorum. Yargılama bu şekilde devam edecektir. Şunu soracağım, ha, bu arada bir tane daha var herhalde. Şüpheli Hüseyin Günerhan, güneyden bize ne? Orak bebek ölsün ki rahat şikayet edelim. Hoca demiş ki kayarsa tüpünü çek demiş. Yaşamaz bu demiş. Bir de şurada can alıcı şöyle bir şey var. Şu konuşmalardan hatırladığım kadarıyla burada aslında doktorun bakması gerektiği, doktorun müdahale etmesi gerektiği bebeklere hemşireler. Bazen hemşireler de değil, hemşire yardımcıları. Tabii hiçbir yetkinliği olmayan yani kişilerin 18 tedavi yaşın, yöntemleri belirlediği. 18 yaşında lise mezunu bir hemşire yardımcısı bu müdahaleyi yapıyor. Ve bu kişinin görevi biliyor musunuz? Küvezleri temizlemek. Doğru. Oradaki makinaları temizlemek. Bu kişi e, tıbbi müdahale yapıyor. WhatsApp konuşmasıyla, mesajla sorarak tıbbi müdahale yapıyor. Yani aslında burada ben kasten öldürmeye bunların döneceğini suç vasfının değişeceğini ve bu şahısların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacağını düşünüyorum. yargılanacağını evet. ve cezalandırılacağını yani, tabii ki de burada o, şunu söyle. da e, sanık müdafileri de belirtmiş. Hani masumiyet karinesi de var. Hani şimdi sonuçta bir mahkeme karar verilmediği sürece Doğru. herkes masumdur ilkesini söylüyoruz. Biz varsayımlarla, elimizdeki evraklarla bunları söylüyoruz. Masumiyet karinesine de dikkat ettiğimizi söyleyelim açıkçası.